Mısır piramitleri, gizemli Sümer uygarlığı, Göbekli Tepe'nin sırları, Anunnakiler, zaman yolculuğu ve diğerleri. Hepsi birbirinden gizemli ve ilginç konular değil mi? Peki ya insan yiyen taşlar? Bu yeterince ilginç ve gizemli değil mi? Hem de çok yakınımızda, adeta burnumuzun dibinde, nerede mi? Çanakkale'de, Assos antik kentinde. Hepiniz hoş geldiniz. İnsan yiyen taşların merkezi, belki de dünyada bir eşi daha olmayan bir anomali. İsterseniz önce Assos antik kentini çok kısa tanıyalım. Assos antik kenti, Çanakkale sınırları içerisinde sönmüş bir volkanik tepe üzerine andezit kayaları arasına kurulmuştur. Denizden 236 metre yüksekliğe kadar uzanan Assos'un tarihçesi, M.Ö. 6. yüzyıla kadar giden gizemli bir antik kenttir. Assos'un çevresi yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrilidir. Şehrin iki ana kapısı olan doğu ve batı kapılarının önünde nekropeller vardır. En üst noktada yer alan tanrıça Athena'ya adanmış tapınak, İsa'dan önce 525 yıllarına tarihlenir. Sözü daha fazla uzatmadan ve sizi daha fazla merakta bırakmadan bu et yiyen taşların ne olduğuna bir bakalım. Fakat daha öncesinde kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız kanalımıza destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Assos antik kentini gizemli ve inanılmaz kılan şey ölülerini içine koydukları lahitleri. Sakın lahit deyip geçmeyin. Bu lahitler yukarıda da sözünü ettiğim andezit kayalarından oyularak yapılıyorlar. Normalde sıradan bir lahte konulan cesetler 50 ila 200 yıl arasında çürürken Assos antik kentindeki lahitler bir cesedi 40 gün içinde tamamen yok edebiliyorlar. Evet, yanlış duymadınız. 40 gün içerisinde cesetler yok oluyor. Ve bu nedenle bu lahitlere et yiyen lahitler deniyor. Hatta Yunanca'dan gelen lahit kelimesi et yiyen, etobur anlamına gelmekte ve bundan dolayı bu kelimenin Assos antik kentinde türetildiği düşünülüyor. Peki bu nasıl oluyor? Böyle bir şey mümkün mü? Antik kentteki kazıların başkanlığını yürüten Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nurettin Arslan, lahit tanımının ilk önce Assos'ta ortaya çıktığını, kentteki taşları anlatırken kullanılan bir kavram olduğunu söylüyor. Arslan, 37 ciltlik Tabiat Tarihi adlı eseri bulunan Romalı yazar Plinius'un Assos'ta bir taş türü olduğunu ve bundan üretilen lahitlerin içilek olan cesetleri 40 gün içinde tamamen çürüyüp yok olduğunu ifade ettiğini belirterek, başka antik kaynaklarda da buradaki taşların ünüyle ilgili bilgiler verildiğini biliyoruz. Bu bilgiler sayesinde andesit taşından, mermerden çok daha ihtişamlı lahitlerin yapıldığını tespit ettiklerini söylüyor. Gösterişsiz olmasına rağmen büyük olasılıkla Plinius'un verdiği bilgi ve yaptığı övgüden dolayı Assos'taki andezit taşından yapılan lahitlerin antik dönemde Lübnan, Suriye, Yunanistan ve Roma'ya ihraç edildiğini aktaran Arslan, bunların bütün örnekleri var. Yunanistan'ın güneyinde bir batık gemi var ve bu batık gemide ihraç edilmek üzere yüklü bulunan Assos lahitlerinin olduğunu
biliyoruz diye anlatıyor. Arslan, laitlerin işleri boş ve işlenmiş olarak diğer kent ve ülkelere gönderildiğine işaret ederek şu bilgileri veriyor. Laitlerin gemilerde ve değişik ülkelerde bulunması bunların ne kadar pahalı olduğunu gösteriyor. Assos laitlerinin Plinius'u okuyan bilinçli insanlar tarafından özellikle tercih edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Laitlerin genelde boyu 2 metre 30 santim, genişliği ise 80-90 santimetre dolayında. Bu ebattakilerden daha büyük örnekleri de Assos'ta görmek mümkün. Ağırlıkları 3 tona yaklaşıyor. Laitlerin en büyük özelliği malzemesinin andezit taşı olması ve süslemeleri. Bunlar sadece Assos'a has örnekler. Örneğin Roma'daki bütün laitlerin uzun yüzlerinde 3 çelenk varken Assos'ta yapılanların yüzeyinde 2 çelenk bulunuyor. Assos'un kuzeyindeki taş ocaklarında yarım kalmış, atölyede kesilmiş, iç kısmı tamamen boşaltılmış lait örneklerini de görmek mümkün. Buradaki laitler önce kabaca dörtgen şeklinde kesilmiş ve içleri oyulmuş. Evet, asıl gizemli soruya tekrar dönecek olursak, etleri çok kısa sürede yok eden laitlerin yapıldığı andezit taşı mı sorusu hala gizemini koruyor. Net bir açıklama henüz yapılmış değil. Bazı araştırmacılar lait içinde beyaz maddelere rastladılar ve bu maddelerin şap olduğunu tespit ettiler ve cesetleri bunun çürütmüş olabileceğini ileri sürüyorlar. Assoslular belki de taş ocaklarında çalışırken şapın özellikle deriyi yaktığını fark etmişler ve bu maddeyi başka yerden getirip ilave olarak laitlerin içine koyup etlerin hızlı bir şekilde çürümesini sağlamış olabilirler. De şap gerçekten etlerin 40 gün gibi kısa bir sürede çürümesini sağlamıştır. Pek akla yatkın gibi gelmese de çözüm adına yapılmış bir açıklama. Fakat yine de et yiyen lahitler hala gizemini koruyor. Kesin bir cevap henüz bulunmuş değil.